Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugün sizlere hem kolay hem de doyurucu bir ana yemek tarifi vereceğim. Bu kebabı tavuk, garnitür, böyle soğan, biberlerle yapıp üstüne bir beşamel sos ve kaşar dökeceğiz. Hemen yapmaya başlayayım. Ocağın başına geçeyim. Tencereyi ocağıma alıyorum. Altında yakıyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağ. Yemeklik olacak şekilde doğradığım 2 adet kuru soğan orta boy, 2 adet de yeşil biber. Onları da ilave ediyorum. Soğan ve biberler hafif böyle rengi değişene kadar kavuruyorum. Ondan sonra küp küp doğradığım tavuk göğsünü içerisine ilave ediyorum. Ortalama bir 700 gram kadar var tavuk. Altını yüksek ayara getiriyorum. Sulanmaması için kavuruyorum. İçerisine yarım kilo kadar garnitür ilave ediyorum. Arzu ederseniz, hazır kullanmak istemezseniz havuç, bezelye ve patatesleri küçük küçük doğrayıp haşlayıp ekleyebilirsiniz. Baharatlarını ilave ediyorum. Tuz, kekik, kırmızı biber, pul biber, kimyon ve karabiber. Hemen hemen bir çay kaşığı kadar, bir tatlı kaşığı da salça. Eğer ki evinizde varsa domates sosu kullanabilirsiniz, konserve kullanabilirsiniz ya da bir 4 tane 5 tane kadar domatesi doğrayıp ilave edebilirsiniz. Benim şu anda domatesim olmadığı için ilave edemiyorum ama sizler domates de katabilirsiniz mevsimine göre. Karıştırıyorum. 5 dakikada kavuruyorum. Yeterli artık. İçerisine yarım su bardağı su ilave ediyorum. Bunu arka tarafa alacağım. Bir 10 dakika orada kaynasın. Biraz tavukların pişmesi gerekiyor. Altında kısacağım. O süre içerisinde ben hemen beşamel sosumu hazırlayayım. Beşamel sosu için tencereyi ocağıma alıyorum. Altı yanıyor. Yarım çay bardağı sıvı yağ. Bir yemek kaşığı böyle tepeleme dolu olacak şekilde un. Tepeleme un koymayacaksınız. 2 yemek kaşığı tepeleme olmadan da koyabilirsiniz. Unu hafif kokusu çıkana kadar kavuruyorum. Un kavrulduktan sonra 2 su bardağı sütü ilave ediyorum. Altını orta ateşe getirip sürekli karıştırarak kaynatıyorum. Kaynayıp koyulaşmaya başladı artık. Gördüğünüz gibi gayet iyi. Böyle çok çok aşırı derecede katı hazırlamıyorum ben beşamel sosunu. Biraz karabiber ilave ediyorum. Biraz da tuz. Ocağın altını kapatıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra 1-2 dakika daha karıştırarak pişirmeniz yeterli. Kıvamı gayet iyi. Yemeğimin de altını kapatıyorum. Artık borcama yemeğimi yerleştireyim. Böyle bir kare borcam kullanacağım ben. Hemen yemeğimi boşaltıyorum. Bir 10 dakika kaynadı. Beşamel sosunu ve kaşarı direkt koyup fırına atacağımız için tavukların biraz pişmesi gerekiyor. Düzledikten sonra beşamel sosunu üzerine döküyorum. Şöyle kaşıkla eşit bir şekilde yayacağım. En üstüne de kaşar rendesi koyuyorum. Ortalama bir kase kadar kaşar rendesi ilave edeceğim. Fırına götürüyorum. 200 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişiriyorum. Yemeği fırından çıkardım. Çok da güzel pişmiş. Şimdi servis tabağını alayım. Sizlere de göstereyim. Kesmeyeceğim. Şöyle yaptığım zaman bile yeterli. Çok çok yumuşak.
Gayet güzel bir ana yemek oldu. Şöyle. Umarım sizler de denedikten sonra memnun kalırsınız. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Belki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.